Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nil. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kitap alışverişi videosuyla daha karşınızdayım. Yaklaşık bir 9 ya da 10 tane kitap aldım. Ve dün birisini bitirdim. Çünkü dayanamadım. Dün tatilden döndük. Ama burası şu an gerçekten o kadar sıcak ki. O yüzden hemen anlatmaya başlamak istiyorum. Dün... Bu arada bu kitapların konularına pek hakim değilim, onu da videonun başından söyleyeyim. Sadece beğenildiğine dayanarak ve birazcık da aralarında merak ettiklerim olduğu için aldım. Ve dün bitirdiğim kitap Hayalet Kalp. Hayalet Kalp'in konusuna hakimim çünkü okudum. ve Hayalet Kalp hakkında şunu söyleyebilirim. Bence gerçekten güzel bir kitaptı ve zaman zaman kendi hislerim içinde buldum bu kitabı. Bu kitabın içinde yani kendi hislerimi buldum. Kuramadım cümleyi. Şimdi kitabın konusundan bahsetmek gerekirse kitapta kitapta bir kızımız var ve kızın en yakın arkadaşı boğularak ölüyor. Yani en azından insanlar onun boğularak öldüğünü düşünüyor. Ama bu kız arkadaşının ölümünün deniz analarına bağlı olduğunu düşünüyor. Ve burada aslında onun ölümünün deniz analarına bağlı olup olmadığını araştırmasını okuyoruz. Bence gerçekten güzel bir kitaptı ve gerçekten ben çok beğendim. Sonra çoğunuzun okuduğu ama benim ancak şimdi alabildiğim bir kitap var. Efsane. Efsane gerçekten çoğunuz okudu biliyorum ama ben sürekli sepetime ekleyip çıkarıyordum. Sürekli internette dolaşıyordum. Beni onu almaya teşvik edebilecek şeyler var mı diye ama hiçbir zaman alamadım. Ama bugün aldım. Ve efsaneyi gerçekten çok merak ediyorum. Marilu'yla gerçekten bir an önce tanışmak da istiyorum. Bu arada iç cildini göstereyim. İç cildi de şöyle. Şöyle koyayım. Şimdi sırada Molière'den Hastalık Hastası, görebiliyor musun? Hastalık Hastası kitabı var. Hastalık Hastası'nı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Molière'in yazdığı son eser ve ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada bu bir tiyatro metni. Şöyle göremiyorsunuz ama bu bir tiyatro metni. Daha sonrasında yine çoğunuzun okuduğunu düşündüğüm bir kitap. Hatta üçüncüsü çok ya cümleyi kuramadım. Birkaç ay oluyor galiba. Çift sıfır. Gerçekten çok merak ediyorum ve içine baktım. O kadar güzel ki şimdi size göstereceğim. Bakın çok güzel değil mi? İç cildi de şöyle. Ve ayrıca çok güzel. Bakın şöyle. Bu da gerçekten çok yakın zamanda okumayı düşündüğüm bir kitap. Daha sonra 0101 aldım. Evet, ikisi de onun. Ve bunun da içi o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim. Yine bunun içi böyle. Şöyle farklı bir rengi. Ve şu da yine farklı bir ayrıcı. Arkasında da kitaptan bir alıntı var. Daha sonra çoğunuzun yine okuduğum Marilu'dan bir kitap olan War Cross var. Görebiliyor musun sen? Çünkü ışık oradan parlıyor. War Cross'u gerçekten merak ediyorum. Açıkçası içine bir göz attım. Güzel. Fena gözükmüyor. Ve ben gerçekten çok güzel yorumlar duydum War Cross'un hakkında. O yüzden beklentim çok yüksek. Umarım beklentimi karşılayabilir. Daha sonra da War Cross'un. İkisi Wildcard. Çoğu kişi... İki tane kesim var Wildcard ile ilgili. Bir kesim War Cross'tan çok 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 daha da iyi olduğunu söylüyor. Yani işte War Cross'u beğendiyseniz kesin buna bayılırsınız diyor. Bir kesim de bu kitabı War Cross kadar güzel bulmuyor. Ben hangi kesim olacağım çok merak ediyorum. O yüzden aldım zaten bunu. Bunun da iç cildi şöyle. Daha sonra Gazap ve Şafak. Gazap ve Şafak'ı gerçekten bütün kitaplardan daha çok merak ediyorum ama bir şekilde okuyamıyorum. Belki Gazap ve Şafak ve ikinci kitabı
gül ve hançerle bir maraton yapabilirim. Normalde gazap ve şafak ve gül ve hançeri bir set olarak söyledim. Ama birazcık sıkıntı oldu çünkü... kutusu acayip yıpranmıştı. Ben de kutusuz kullanmaya karar verdim. Zaten kitaplarımı genelde çok kutusu olduğu zaman, olduğu şekilde kullanmıyorum. Böyle Gazap ve Şafak ve Gül ve Hançeri de almış oldum. Benim aldığım kitaplar bu kadar. Arkadaşlar benim kitap alışverişim yine kolumu kırdım ama bu şekildeydi. Bence çok güzel bir kitap alışverişi oldu. Ve gerçekten uzun zamandır çok istediğim kitapları da almış oldum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, aynı zamanda da yorumlara katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.